İlk gelişmeyi 22 Eylül 2021'de bu sütunlardan duyurmuştuk. Bursa'nın, İstanbul'da çokça yapıldığı gibi hiç kent içi karayolu tüneli bulunmuyordu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı. Na bağlı UKOME Şube Müdürlüğü Mühendisleri 2 yıl önce çalışma başlattı. Osman Gazi, ilçemize bağlı Yunuseli'deki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın Hamitler bölümünden itibaren Nilüfer'deki Ata Bulvarı'na bağlantısının tünel ile sağlanması hedefleniyordu. Şimdi o projede mesafe alındı. Dün Bursa Büyükşehir Belediyesi NDE bu konuya ilişkin bir ihale gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Muhta Bulvarı ve Mudanya Yolu bağlayan projelerin statik hesap ve elektromekanik işlerin kesin proje raporları ile proje metraj ve keşiflerinin hazırlanması ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, "Eğ görev dönemine damga vuracak bir ulaşım yatırım için böylece yerel seçime sayılı aylar kala önemli bir hamle yapılmış oldu." Projelerin hazırlanmasının ardından da bulunacak finans kaynağı ile Bursa'nın şehir içindeki ilk karayolu tünelinin yapımının da ihalesine çıkılması bekleniyor. Proje ihalesini dahi önemsiyoruz. Sıra, elbet yapım ihalesine de gelecektir. Zira, bu ihale bile tünelin olacağının en bariz göstergesidir. Gerçi, Bursa'nın ulaşım yatırımlarında tünel projelerinde nedense bir talihsizlik yaşanıyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün dağ ilçeleri yolları için başlattığı 2 kilometrelik Doğancı Tüneli 5 yıldır bitirilemiyor. Umarız, burası da böylesi bir şanssızlıkla karşı karşıya kalmaz. Yerli tünel delme makinalarımızı bile üretir hale geldiğimiz dönemde Bursa'nın ilk kentiçi içi karayolu tüneli umarız planlandığı şekliyle tamamlanır. Hele, projeye bir de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Finans desteği sağlarsa, demeyin Büyükşehir Belediyesi'nin keyfine. Bakanlığın şimdiye dek Bursa da böylesi bir yatırımı yok. Sadece Emekşehir Hastanesi Metro projesinde kısmi tüneller var, kent içi karayolu tüneli projesi bununla bir ilk olacak. Acemler bölgesi, İzmir, Ankara ve Mudanya yollarıyla kent içinde büyük rahatlama sağlayacak tünel tamamlandığında, bu yatırımın ilk kıvılcımını da Başkan Aktaş ateşlemiş olarak tarihe geçecek. Şimdiden Bursa, ya hayırlı olmasını diliyoruz. Temennimiz tünel projelerinin diğer ulaşım noktalarında da uygulanması. Başkan Aktaş'ın 2019 seçim vaatlerinden biri olan tünel inşaatına başlanırsa Bursa bu yönde bir ilki daha yaşamış olacak. Şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyoruz. İhale sonucunun da önümüzdeki günlerde Başkan Aktaş'ın onayı ile netleşmesi bekleniyor. 15 Temmuz ihaneti. Unutulacak gibi değil. Gözleri dönmüş bir şekilde bu milletini silahını, uçağını, helikopterini, topunu, tankını, tüfeğini yine onların ödediği vergilerle alındığını yok sayarak üzerlerine doğrulttular. Acımadan, 250 dolayında yurttaşımızı şehit ettiler. Kamu kurumlarına, emniyet ve jandarma birliklerine saldırdılar. Halkın parlamentosu olan TBMM'yi bombaladılar. Onlarca kamu görevlisinin kanını ellerine bulaştırdılar. 15 Temmuz 2016 da Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik güçlerinin içine sızmış FÖTÖ'cü alçaklar akşam saatlerinde kalkışma denediler. Ama bütün hesapları duvara tosladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, I.N. halkı sokağa davetiyle tüm planları altüst oldu. Halk direndi, hainler başarılı olamadı. F.E.T.Ö. -E Cü hainlerin kalkışma denemesinin ardından 7 yıl geçti. Acılar ve ülkemize verdikleri tahribat halen giderilebilmiş değil. Çoğu yurt dışına kaçtı. Şimdi oradan Türkiye. Ye çemkiriyorlar. 40. Yıldır devlete sızan hanilerin ayıklaması da kolay olmadı. Suça bulaşanlar tek tek tespit edildi. Halen de tahkikatlar sürüyor. Devlet hepsini sıkı biçimde izliyor. Tekrar benzeri bir kanunsuzluğa kalkıştıklarında aynı akıbeti yaşayacaklar. Demokrasiyi kesintiye uğratmak isteyen kim varsa her zaman halkı karşısında bulacak. Bu böyle biline. Emekliye seyyanen zam beklentisi gerçekleşmedi. Memura enflasyonun üstüne 8.000 liralık bir de seyyanen artış yapılınca benzer beklenti içine emekliler de girdi. Ama önceki gece TBMM de kabul edilen torba kanunla tüm emeklilerin beklentisi suya düştü. Ne yazık ki, daha evvel açıklandığı gibi emekliye yüzde 25'lik bir zam reva görüldü. Emeklinin maaş artışı daha eline geçmeden eridi. Vergi ve piyasalardaki zamlarla yüzde 25. Lik zammı peşinen devlet ve özel sektör geri almaya başladı bile. Oysa, memurlar gibi emeklilerin de enflasyona ezdirilmeyeceği vaat edilmişti. Hepsi birer seçim vaadi olarak geride kaldı. AK Parti Min düşük oranlı artışla emeklinin gönlünü kırdığını düşünüyoruz. Artık yeni yıla kadar ilave bir artış beklenmiyor. Yeni yıldan sonra da zaten yerel seçim var. Tercih sırası o vakit emekliye gelebilir.